Ben Profesör Doktor Cihan Meral, Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Bölümünde çalışmaktayım. Bugün sizlere çocukluk çağı aşılarından bahsedeceğim. Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı etkili müdahalelerden biridir. Öncelikle aşının tanımını yapmak istiyorum. Aşı bir takım özel yöntemlerle geliştirilmiş, içinde bakteri ve virüs adını verdiğimiz mikroorganizmaların ölü kısmını ihtiva eden ve vücudumuza verildiğinde herhangi bir hastalık ya da bir zarar oluşturmadan organizmayı bir takım enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyan özel biyolojik ürünlerdir. Aşıları biz iğne yaparak, ağza damla damlatarak, buruna sprey sıkarak uygulamaktayız. Aşı uyguladığımızda bir takım kazanımlar elde etmekteyiz. Bu kazanımları sıralayacak olursak, hastalanmalar azalır, enfeksiyonlar azalır, enfeksiyonların yayılımı azalır, enfeksiyonlar nedeniyle hastanede yatışlar azalır, antibiyotik direnci gelişimi azalır, iş gücü kaybı azalır, ölümler azalır, sakatlıklar azalır, kanserler önlenir, sağlık hizmetlerine gereksinim azalır, ekonomik kayıplar azalır. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada halen bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 25 aşı olduğunu bildirmektedir. Ülkemizde de 13 hastalık etkenine karşı çocukluk çağı aşı takvimi kapsamında aşı uygulamaktayız. Ulusal aşı takvimine ek olarak uyguladığımız aşılar ise rotavirüs aşısı, dörtlü karma aşı, human papillom virüs aşısı, influenza aşısı ve menengokok aşısıdır. Yine aşı takvimine ek olarak İlkokul 1. sınıftaki çocuklarımıza kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısı ile birlikte dörtlü karma aşıyı yapıyor iken ortaokul 4. sınıftaki çocuklarımıza ise erişkin tipi difteri tetanoz aşısı yapmaktayız. Polio aşısı ile sakatlık ve ölümlere neden olan çocuk felci hastalığından, hepatit B aşısı ile öldürücü karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, hemofiliz influenza tip B aşısı ile menenjit, menenjite bağlı sakatlık ve ölümlerden, orta kulak iltihabından, konjuge pnömokok aşısı ile de pnömoni, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarından korunmaktayız. Su çiçeği aşısı ile anne karnındaki bebeklerde gelişebilecek sakatlıklardan, menenjitten, ileri yaşta gelişebilecek zona hastalığından, hepatit A aşısı ile ölümcül seyredebilen akut hepatitten, karaciğer yetmezliğinden, verem aşısı ile tüberküloz menenjit ve yaygın tüberkülozdan, karma aşı ile de difteri, tetanoz, boğmaca, poliomiyelit ve menenjitten korunmaktayız. Yine kızamık, kızamıkçı, kaba kulak aşıları ile de bu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmekteyiz. Aşının sadece çocuğun kendi sağlığı açısından değil, toplum sağlığı açısından da büyük önemi var. Ne kadar çok insan aşılanmışsa toplumda vahşi virüsün ya da mikrobun dolanması o kadar azalacağı için toplumda bu hastalıkların görülme sıklığı ve dolayısıyla bunların getireceği mali yük, iş gücü kaybı, sakatlıklar, bir takım problemler de o nispette azalacağı için aşı sadece çocuğun kendi sağlığı için değil, yaşadığı toplum hatta dünya için son derece önemli bir olaydır.